Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere akvaryumda yosunlanma problemi var. Yosunlanma problemlerinin çoğunu elma salyangozlarıyla yok etmeyi başardım. Fakat elma salyangozlarım az olduğundan dolayı elimde bulunan rozmari salyangozlarını kullandım. İnanın arkadaşlar, rozmari salyangozları da başarılı şekilde yosunları tüketiyorlar. Şu gördüğünüz salyangozlar ufacık ağızları var ama bayağı koyduğumdan beri çalışıyorlar akvaryuma. Başarılılar. Sevdim bu salyangozları. İstatistikçesi. Sürekli yosunları tüketiyorlar. Bayağı da bir iyi çalışıyorlar. Bildiğimiz sümüklü böceğe benziyor fakat aşırı derecede ürüyorlar. Adi salyangoz gibi değiller. Çok aşırı derecede de büyümüyorlar. Üreme konuları bayağı kolay. Basit yumurta bırakarak ürüyorlar. Yani bir yumurta bıraktıkları zaman akvaryum komple bunlardan olabiliyor. Ama işte bir tane katil, iki tane katil salyangoz attığınız zaman bu salyangozların hepsinden kurtulabiliyorsunuz. Şimdilik yosuna çağrı olarak bu bölmede de bunlar çalışıyor. Rozmari salyangozu olarak geçiyor bunlar da. Bakalım tamamen yosunları istediğim kadar tüketebilecekler mi, başarılı olacaklar mı merak ediyorum işin açıkçası. Bu bölmede 5-6 tane koydum. İlerleyen günlerde elma salyangozu aldığım zaman bunları çıkartacağım tabii. Beslediğim balıklar da bunlara zarar veriyor işin açıkçası. Kulaklarını falan gördükleri zaman. Onun için tepkinli şekilde ilerliyorlar. Tepkinli şekilde hareket ediyorlar. Ondan dolayı da bir an önce elma salyangozu alıp büyük boyda elma salyangozlarıyla ilerlemeyi planlıyorum. Yosunla çare olarak. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Herkese bol yağlı akvaryumlar diliyorum.